Başlıyorum arkadaşlar. Değerli basın mensupları, korona salgınıyla mücadele hem dünyada hem Türkiye'de sürüyor. Virüsün Türkiye'de teşhisinden bu yana 34 gün geçti. Vaka sayısı en hızlı artan ülkeler arasındayız. Yitirdiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 1198. Tüm kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, hastalarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Alınan önlemlere mutlaka uyalım. Bunun salgınla mücadeledeki önemine bir kez daha milletimizin dikkatini çekiyoruz. Değerli basın mensupları, daha önce görmediğimiz, bilmediğimiz bir virüsle karşı karşıyayız. Bir düşmanı yenmek için her şeyden önce onu tanımamız gerekiyor. Covid-19 ile ilgili bazı hususlar var ki bildiğimizi biliyoruz. Bazı hususlar var ki bilmediğimizi biliyoruz. Bazı hususlar da var ki bilmediğimizi bilmiyoruz. İşte en zoru da bu sonuncusu. Bilinmezin bu kadar çok olduğu bir salgınla mücadele ederken iki stratejik silahı elden bırakamayız. Kesintisiz ihtiyat ve zamanında önlem. Salgınla mücadele gayri ciddiliği ve süfliliği kaldırmıyor. Süreçte yaşanacak bir anlık gevşeme veya kararlardaki gecikme o ana kadar yapılan tüm fedakarlıkları bir anda silip atar. Binlerce insanımızı aramızdan koparıp alır. Evlat anasından babasından, ana baba evladından, eş sevdiğinden olur. Kendini milletine karşı sorumlu hisseden vatandaşlar da, iktidarlar da bunun vicdani ve hatta hukuki yükünü taşıyamazlar. Bu nedenle ne yaptığını bilen iktidarlar, krizlerde liyakatli, ehil kadrolarla çalışır. Krizde tek bir kişinin aklıyla değil, ortak akılla mücadele ederler. Çünkü bilirler ki akıl akıldan üstündür. Parti olarak virüs Çin'de ortaya çıkıp dünya gündemine girdiğinden beri genel başkanımızın direktifleriyle genel merkezimiz, meclis grubumuz, belediyelerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte durmaksızın çalışıyoruz. Salgınla mücadele sürecinde bilimin ve aklın ışığında atılan her adımı destekledik, katkı verdik, veriyoruz. Gecikmelere dikkat çektik, yetersizliklere dikkat çektik, çekmeye de devam edeceğiz. Yeni tedbirler öneriyoruz, önermeye devam edeceğiz. Biz ilk günden itibaren şu önemli gerçeğin altını çizip duruyoruz. Mücadelede kesin, katı ve yaygın tedbirlere ihtiyaç var. Salgına kesin darbe vurmak için en kesin ve en katı yöntem yurttaşlarımızın sokağa çıkışının bir süreliğine ertelenmesiydi. Bu sadece bizim değil, bilim kurulu üyelerinin de görüşüydü. Ancak salgınla mücadelede bu en etkili tedbir bazı siyasi kaygılarla geciktirildi. Sarayın bazı eski danışmanlarının ekonomi zarar görebilir, bu da yıpranmış iktidarı daha da yıpratır tavsiyesi insan hayatının önüne geçti. Nihayet bu hafta sonunda 31 şehrimizde 48 saatliğine genel bir sokağa çıkma yasağı tedbiri, çıkmama tedbiri uygulandı. Ancak doğru bir karar yanlış biçimde, yanlış zamanda, yanlış bir iletişimle uygulanınca hayati bir yanlışa neden oldu. 3 yanlış maalesef bir doğruyu götürdü. Tüm sağlık çalışanlarımızın olağanüstü gayretleri, günlerdir evden çıkmayan yurttaşlarımızın olağanüstü fedakarlıkları iş bilmez bir yönetim tarafından bir kalemde silindi. Bir bilim kurulunun üyesinin sözleri çok önemli. Karı diyor ki, karı kürekle kaldırırken üzerimize çığ düştü. Evet, kaş yapayım derken göz çıkarıldı. Peki bu hayati hatanın sahibi ve sorumlusu kim? Türkiye'de öyle bir kadro iş başındaki, milletin hem sağlığıyla oynuyorlar hem de aklıyla alay ediyorlar. İçişleri Bakanı 19 Mart tarihinde yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı taleplerine bunlar terör örgütünün işi demişti. Üzerinden bir ay geçmeden sokağa çıkma yasağını ilan etti. Bu yasağı açıklarken de kelimesi kelimesine şunları söyledi. Akşamüstü Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde
Hafta sonu itibariyle 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cümle tevil kabul etmeyecek kadar açık. Bakan talimat aldım ve talimatın gereğini yapıyorum diyor. İşte işler sarpa sarınca da olan bitenden şahsım sorumludur dedi ve istifa etti. Şimdi dün akşam bu olayları yaşadık. Yine dün akşam daha gece bitmeden gece yarısı şahsım sözcüğü artık alameti farikası olan Erdoğan tarafından istifası geri çevriliverdi. Tek taraflı bir irade beyanı olan istifanın artık anayasada yapılan bir düzenlemeyle de şahsın kabulüne tabi olduğunu görüyoruz. Müellifi saray olan tam bir orta oyun oynandı dün. Tüm bakanlar ucube rejimde istifa olmayacağını, azil olacağını bir kere daha görmüş oldular. Artık başta İçişleri Bakanı olmak üzere bakanların tek adamın rızası olmadan istifa etme ehliyetleri dahi olmadığı açık seçik göründü. Zaten tek adam parti devleti rejiminde başka da bir şey beklemek saftirlik olurdu. Memur bakanlar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda demeden söze başlayamıyorlar. Tensiplerine arz ettik demeden de sözü bitiremiyorlar. Bu rejimde atama bakanların kendine ait bir fikri veya alacağı bir inisiyatif yoktur. Hepsi emir kuludur. Yetkili tek bir kişi vardır ama her ne hikmetse onun da sorumluluğu yoktur. İlgililer bilgisiz, bilgililer ilgisiz. Etkililer yetkisiz, yetkililer etkisiz. Tek adam düzeni işte böyle bir düzen. Ne zaman bir kriz yaşansa rejimin başındaki kişi hemen ortadan yok oluveriyor. Bu krizde de kural değişmedi. Memlekette kargaşa çıktı, millet ekmek kuyruklarında kavgaya tutuştu, fabrikalar ne yapacaklarını şaşırdı, işçiler, şoförler ortada kaldı, iktidarın tek adamından ağzından bir tek laf çıkmadı. Yine o gece milleti sakinleştiren, rahatlatan en sağduyulu mesaj Sayın Genel Başkanımızdan geldi. Saray ne yaptı? İki gün boyunca sustu. Sonra İçişleri Bakanı sarayın kibirli adamının hatasını üstlenip istifa edermiş gibi yaptı. Bir orta oyunu sergilendi. Maşallah sarayın trolleri, medyası, programcıları, yorumcularının tekmili birden sanki hazır bekliyormuş. İstifa ile birlikte yaman bir soylu güzenlemesinin düğmesine basıverdiler. Gözler süzüldü, gerdanlar kırıldı, televizyonlarda öyle bir onur istifası, öyle bir ah kahramanlık hikayeleri yazıldı ki, öyle bir meddahlık yapıldı ki, yedi düvel parmak ısırdı. Bu performansa yürek dayanmaz, saray nasıl dayansın? Ben görevimi yapamadım diyerek istifa eden Süleyman Soylu'nun yerine yeniden Süleyman Soylu'yu getiriverdi. Dünyayı da kendine güldürdü. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği gece yaşanan sağlık skandalı, milletin aklıyla dalga geçen bir başka skandalla perçinlenmiş oldu. Bu arada son dönemdeki skandallar silsilesine istifası engellenen tek makamın İçişleri Bakanı olmadı istifalar silsilesinde istifası engellenen tek makamın İçişleri Bakanı olmadığını da biliyoruz. İktidarın bu öldürücü hatasından sonra bazı bilim kurulu üyelerinin de istifa kararı aldığını ancak rica minnet istifadan vazgeçirdiklerini basından öğrendik. Yine bu son iki günde gördük ki Allah'tan korkmak, kuldan utanmak unutulmuş. Millete tepeden bakan saray trollerinin yanaşmalarının arsızlığı arş-ı alaya ulaşmış. Bunlar aldıkları ihaleler, topladıkları parsalar zarar görmesin diye iktidara kızan millete hakaret edecek kadar kibir sarhoşu olmuşlar. Millet kuyruklarda ekmeğinin suyunun derdine düşerken bu kendini bilmezler. Ne milletin cahilliğini bıraktılar, ne açgözlülüğünü, ne zeka özürlülüğünü.
sarayın rakamlarıyla beslenen bir gazetenin yazarının gözü o gece sokağa çıkan vatandaşlarımıza, ben buradan söylemeye bu lafı utanıyorum ama ayı diyecek kadar dönmüştü. Ben şimdi merak ediyorum. Bu gazete ve bu haddini bilmez kişi hakkında neler yapılacak? Bunlara göre millete açlık değil, alışılmış tokluk öldürürmüş. İki günde kimse aç kalmazmış. Açlıktan korkmak bize yakışmazmış. Evlerde illaki buzluk kiler dolu olurmuş. Değerli basın mensupları, çok güzel bir söz var. Tok açın halinden anlamaz. Kişi de herkesi kendi gibi bilirmiş. Bunların bir eli yağda, bir eli balda. Bunlar milletin halini ne bilecekler? Atalarımız ne demiş? Ön teker nereye, arka teker de oraya demiş. Milletin ne yediğini, ne içtiğini, halinin nice olduğunu saraydakiler bilmeyince saray beslemelerinin cüreti de göklere çıkıyor. Atadıkları bürokratlar açım diyen vatandaşa geber diyecek kadar izanlarını kaybetmiş durumdalar. Oysa bu memlekette her 3 çalışandan biri 2324 liralık asgari ücretle geçiniyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2345 lira. Yoksulluk sınırı 7639 lira. 26 milyon yurttaşımız haftada 3 gün sofrasına, bir kap et, tavuk veya balık yemeği koyamıyor. Bu ülkede 8 milyon 564 bin yurttaşımız işsiz. Sosyetesiyle, beslemeleriyle, yanaşmalarıyla, saraylarla, köşklere kapanıp milletin gerçeklerinden izole olunca elbette bunları görmüyorlar, duymuyorlar. Çıktıkları kibir kulelerinden milletin halini görmeyince de millete afra tafra yapmaya kalkıyorlar. Yakında, açık söyleyeyim, salgına yakalanmak suretiyle iktidarımızı zayıf gösteriyorsunuz diyerek hastalığa yakalanlardan da bir özür beklerlerse, isterlerse, talep ederlerse hiç şaşırmayacağız. Değerli basın mensupları, bu son skandalda ayrıca şunu da gördük. Ortak akıl tek akıldan üstündür ama iktidarın ortak akla gitme niyeti yoktur. Sokağa çıkma yasağı ilan edilirken belediye başkanlarına haber verilmedi. Bilim kurulu üyelerine haber verilmedi. Ben yaptım oldu anlayışıyla süreç yönetildi. Halbuki bu karar konuşularak istişareyle alınmış olsaydı ne yurttaşlarımızın sağlığı tehlikeye girerdi ne de milyarlarca liralık zarara neden olunurdu. 48 saatlik sokağa çıkma yasağı 48 saat önceden ilan edilir. İşçiye, işverene, esnafa, çiftçiye hazırlık yapması için süre tanınmış olurdu. Teşhis doğru konmadan tedavi olmuyor. Bu iktidar ülkemizi yönetemiyor. Tek adam rejimi ülkemizi oradan oraya savuruyor. Bugün yaşadığımız sorunların, kaos ve kargaşanın ve ülkenin oradan oraya savrulmasının sebebi tek adam parti devleti rejimidir. Liyakatin yerine sadakat diyerek ehliyetli kadroları tasfiye ettiler. Karar alma sürecini tek kişinin iki dudağı arasına bırakarak bürokrasiyi felce uğrattılar. Ucube rejimin yetersizliği bu son krizle bir kere daha hem de çok net bir biçimde ortaya çıktı. Ama ne diyelim? Bir musibet bin nasihatten evladır diyeceğiz. Dileriz ve isteriz ki bu krizde yapılan hataların bedeli çok ağır olmasın. Dileriz ve isteriz ki bundan sonra işler her şeyi ben yaparım, ben bilirim anlayışıyla yürütülmesin. Ortak akla ve istişare mekanizmalarına başvurulsun. Her şeyi şahsım yapar kibrinden vazgeçilsin. Ama bu konuda çok da umutlu değiliz. Değerli basın mensupları, salgın sadece sağlığımızı değil, ekonomimizi de tehdit ediyor. Türkiye, iktidarın 2014'ten beri süren yanlış ekonomi yönetimi nedeniyle korona krizine ters ayakta yakalandı. Kendi krizimizden çıkamamış, maliye ve para politikalarında manevra alanını tüketmiş, döviz rezervlerini eritmişken küresel bir krizle karşı karşıya kaldık. Aslında yapılacak tek bir mukayese bile durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.
Bu yıl dışarıya ödeyeceğimiz dış borç 172 milyar dolar. 9 Nisan itibariyle Merkez Bankası'nın kasasındaki net rezervlerde 16 milyar dolar. İşte bu nedenle kasayı boşaltmış olan, dövizleri tüketmiş olan saray iktidarı, ABD Merkez Bankası başta olmak üzere pek çok gelişmiş ülke Merkez Bankası'nın kapısını çalıp swap anlaşmaları yapmaya uğraşıyor. Aslında bu iflasın ilanıdır. Maalesef bir kere daha borç alan emir alacaktır. Olağanüstü zamanlar olağanüstü ve akıllı tasarlanmış tedbirler gerektirir. Korona salgını kuşkusuz öncelikle bir sağlık sorunudur. Bu nedenle sağlıkçılarımızı sahada hiçbir şekilde yalnız bırakmamalıyız. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Diğer taraftan bilim kurulunun önerilerine de harfiyen uymalıyız. Bu sorunu en kısa zamanda atlatmak için el ele hep birlikte çaba göstermeliyiz. Ama şunu söyleyeyim, bu sorunun ne kadar süreceğini şimdiden öngörmek hala daha çok zor. Gelişmiş ekonomiler krizin 3 ay, 6 ay, 1 yıl sürmesi durumlarına göre alternatif senaryolar hazırlıyorlar. Buna göre de tedbir almaya uğraşıyorlar. Bizim ekonomi yönetimi ise bu işi hafife alıyor. Lafla, pansumanla, aspirinle bu iş geçiştirilir zannediliyor. Oysa en iyimser tahminler dahi zaten vahim olan işsizlik rakamlarına bu krizde en az bir 5,5 milyon kişi daha eklenebileceğini, işsizlik rakamlarının, işsiz sayılarının ikiye katlanabileceğini gösteriyor. Bu da resmi işsizlik rakamları. Gerçek işsiz sayısı bugün zaten resmi işsizlerin iki katı. Bundan önce yaptıkları gibi çalışanı, çalıştıranı, esnafı, çiftçiyi bankaların insafına terk ederek buradan çıkmak mümkün değildir. Saray bundan önce yaptığı gibi ihtiyaç sahiplerinin kredilerini yüksek faizle erteleyerek, tuzu kuru olan şirketlere kredi açarak, risklerini en az da tutmak isteyen, risk almak istemeyen bankalarla bu sorunu çözemez. Cirosu ve nakit akışı bozulmuş firmaları sadece kredilerle yüzdüremezsiniz. Kredi değil, sermaye vereceksiniz. Bahsettiğim tüm tedbirlerin finansmanını ekonominin dengelerini kalıcı bir biçimde tahrip etmeden bulacaksınız. Tüm dünyanın yaptığı gibi bütçe harcamalarının yönünü vatandaşınıza çevireceksiniz. Geçilmeyen yolun, tünelin, köprünün, uçulmayan havaalanının, kullanılmayan hasta yatağının garanti ödemesini erteleyin. Vatandaşa gelir desteği verin. Bu yıl sadece köprü geçiş garantilerini öteleseniz yaklaşık 8 milyon aileye biner lira destek verebilirsiniz. Aile yardımları sigortasını bir an önce meclise getirin. Bu arada geçtiğimiz hafta saraya bazı sorular yöneltmiştik. 5 kuruş para vermeden yapıldığını söylediğiniz Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri için 2019'a ait araç geçiş garantileri kapsamında Nisan ayında 2 milyar 720 milyon Türk lirası ödenmesi gerekiyordu. Bir daha soruyorum. Bu ödeme yapıldı mı, yapılmadı mı? Bu soruya mutlaka cevap bekliyoruz. Yapılması gerekenlere, alınması gereken önlemlere devam edelim. Bir müddet istihdam üzerinden yaptığınız vergi ve diğer kesintilerden vazgeçin. İş gücü maliyetini bu suretle aşağı çekin. Türkiye'nin vakfı başta olmak üzere Kızılay üzerinden vergi ödemeden yurt dışına para gönderenleri bir karşınıza alın. O paraların yurda getirilmesini sağlayın. Türkiye'de inşaatlar durmuş, siz Türkiye'den giden paralarla yurt dışında gökdelen dikeceksiniz. Buna kimsenin hakkı yoktur. Bu konuyla ilgili bir araştırma önergesini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en kısa sürede veriyoruz. Türkiye'de ekonomi yönetiminde bir bütüncül, teknik kapasitesi yüksek bir hazırlığı maalesef göremiyoruz. Ekonomide yeni bir hikaye yazmaya dönük bir çalışma ortada yok.
Dünyanın yaptığı gibi senaryo çalışmaları hiç yok. Alternatif senaryolardan vazgeçtik. Ekonomi bürokrasisinde bir kriz masasının bile özel sektörle, özel kesimle, sendikalarla, işveren örgütleriyle birlikte çalışacak bir kriz masasının bile kurulmadığını duyuyoruz. Oysa kurumlar arasında koordinasyonu sağlayan, tüm sosyal kesimlerle istişare ve diyalog mekanizmalarını işleten bir bürokratik altyapıya çok acil ihtiyaç var. Kaybedilen her dakika şirketlerin nakit akışının daha da bozulması, iflas riskinin artması, istihdamın hızlı azalması ve milyonların işsiz kalarak mağdur olması anlamına geliyor. İşte bu nedenle ekonomiyi ve istihdamı koruyan, işletmeleri, işi ve geliri destekleyen, işçinin güvenliğini ve sağlığını muhafaza eden, sosyal diyaloğu ve dayanışmayı temel alan, ardında da güçlü bir finansman imkanı olan uluslararası koordinasyonu ve gelişmeleri yakından takip eden, parasal ve mali sürdürülebilirliği garanti edecek çıkış stratejilerini de içeren ciddi bir ekonomik programa ihtiyacımız var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak salgınla mücadelede hep yapıcı olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Halkımızın yanında olacağız. Halkımızın dertlerini paylaşmak, yükünü hafifletmek için daha çok çalışacağız. Çünkü biliyoruz, çare ortak akılda ve güçlü demokraside. Son olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen ve artık bir affa dönüşen infaz düzenlemesiyle ilgili bazı değerlendirmelerde bulunacağım. Bu düzenleme ne adaletle, ne hukukla, ne de vicdanla bağdaşıyor. Ülkemizin korona salgınıyla mücadele ettiği, milletin canıyla uğraştığı bu günlerde, sokağa çıkma yasağının olduğu günde alelacele çıkarılması gereken yasa bu mudur? Nerede krizde dara düşen ihtiyaç sahiplerinin, işsizlerinin imdadına yetişecek tedbirler? Nerede aile yardımları sigortası yasası? Buradan açıkça ifade ediyorum. Kader mahkumlarının salıverilmesine değil, bunun adaleti, aklı, mantığı, vicdanı esas almadan yapılmasına karşıyız. Ekonomik kriz nedeniyle zora düşen esnaf hapse atılırken, gaspçı, hırsız, dolandırıcı affedilemez. Şebeke suyuna bilerek zehir katan birisi affedilirken, gazeteci ve yazarların salıverilmemesi adaletsizliktir. Bir çocuğu fuhuş yapmaya teşvik edenler serbest bırakılırken, anneleri çocuklarıyla cezaevinde unutursanız, bu adaletli olmaz. Hasta ve yaşlıların yararlanmadığı, çocuk istismarcılarının yararlanacağı bir düzenleme milletimizin vicdanında kabul görmez. Eline silah almamış, şiddete bulaşmamış kişiler içeride tutulurken eli kanlı mafya ve çetelerin sokağa salınması akla mantığa sığmaz. İhaleye fesat karıştırana, hırsıza, rüşvetçiye elini kolunu sallayarak dışarı çık diyemezsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi halk için, hakkın ve adalet için hukukun yanındadır. Değerli basın mensupları, sözlerimi bitirirken hafta sonunda sokağa çıkma yasağına riayet eden ve hepimizin sağlığının korunmasına destek olan değerli vatandaşlarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Ayrıca herkes evdeyken dışarıda görev yapan tüm kamu görevlilerine, sağlıkçılarımıza, polislerimize, jandarmalarımıza, bekçilerimize, belediye zabıtalarımıza ve belediye çalışanlarımıza, fırıncı esnafına, basın mensuplarına, bu süreçte emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Vatandaşlarımıza bu salgınla mücadelede alınan tüm tedbirlere uymanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi öncelikle burada bulunan gazeteci arkadaşlarımın önce, sonra da sorularını bize sosyal medya aracılığıyla ileten gazeteci arkadaşlarımızın sorularına cevap vereceğim. Buyurun. Efendim, iki sorum olacaktı benim. Bir tanesi şu, İzmir'de yardım dağıtılıyordu İzmir Belediyesi adına. Ancak dağıtan kişilerin üzerindeki yeleklerde Tunç Soyer gönüllüleri yazıyor olması tepki çekti. Sadece İzmir Belediyesi yazılamaz mıydı
diye sordular. Birinci sorum bu, nasıl yaklaşıyorsunuz? İkinci sorum ise şu olacak. Bazı CHP'li belediyelerin hafta sonu iki gün sokağa çıkma yasağı varken, ekmek dağıtımı gibi yardımları yaparken beraberinde Sözcü gazetesini dağıttıkları da iddia edildi. Size böyle bilgiler geldi mi? Haberiniz var mıydı? Nasıl değerlendirirsiniz gazete dağıtılmış olmasını? Evet, önce birinci sorunuza cevap vereyim. Bu süreçte belediye başkanımız Sayın Soyer bir çağrı yapmış. Bu yardımların dağıtılmasına herkes destek versin diye. Bu çerçevede seçimde kendisiyle birlikte çalışan ve o dönemde kendilerine bu yeleklerin dağıtıldığı bir takım gönüllüler de bu dağıtım hareketine katılmak üzere gelmişler. Dolayısıyla burada organize olarak yapılan bir şey yok. Tamamen tesadüfen gerçekleşmiş bir olayla karşı karşıyayız. Sözcü gazetesinin dağıtılmasına gelince, Sözcü gazetesi gazetenin bedava olarak, belediyelerimize bedava olarak vermiş ve dağıtılmasını istemiş. Belediyelerimize dağıtmış. Bize kim elindeki gazeteleri getirip belediyelerimize bedava olarak dağıtın diye verirse, belediyelerimiz de bu gazeteleri dağıtmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, yapacaklardı. Evet. Şimdi özellikle kredilerini erteletmek isteyen ve yeni bu 5 milyarın altında kredileri kullanmak isteyen yurttaşlarımızın bankalara başvurduklarını, buradan kendilerine imkan sağlamak istediklerini ama bankaların kapısından çevrildiklerini duyuyoruz. Konuşmamda da söyledim. Bugün ülkenin içinde bulunduğu krizin üstesinden yeni krediler sağlayarak ya da kredilere takla attırarak gelemezsiniz. Sorun nakit sorunudur. Nakit sorununu aşmak için de hem şirketlere sermaye vermeniz lazım, hem de vatandaşlara doğrudan nakit yardımı yapmanız lazım. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bankalar ticari müesseseler. Dolayısıyla yardım kuruluşu değil. Bankalara çizmiş olduğunuz bir çerçeve var. BDDK aracılığıyla. Ve BDDK aracılığıyla çizmiş olduğunuz bu güvenlik çerçevesine kendilerini uymak zorunda hissediyorlar. Bir. İki. Bir de banka sahiplerinin talimatları çerçevesinde kredileri veya kredi yenilemelerini en risksiz müşterilerine doğru yapıyorlar. Onun için hep altını çizerek söylüyorum. Yani bunlar aspirin tedbirleri. Aspirin tedavisi. Pansuman. Bunlarla bu işin üstesinden gelebilmek mümkün değil. Bakın orada işsizlik fonu duruyor. Şimdi bu işsizlik fonundan normal olarak çalışanların yararlanması lazım. Ama dönüp bakıyorsunuz, işsizlik fonundan yararlananlar daha çok işletmeler olur. Şunu söylüyorlar tabii, yani söylenir. İşletmeler zaten çalıştırıyorlar. İşletmeyi korumak çalışanı korumaktır. Ama işletmeyi çalışan üzerinden de koruyabilirsiniz. Çalışanın maliyetini düşürerek, çalışana destek vermek suretiyle de işletmeyi ayakta tutabilirsiniz. O nedenle söylediğim şey şu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oturup da bankaları şuna şunu verin, buna bunu verin diye zorlamak yerine hazinenin kesesinin ağzını açması lazım. Yandaşlara verdiği, bütçeden verdiği paraları kısması lazım. Vatandaşın ödeyeceği, vatandaştan aldığı vergileri, vatandaşın ödeyeceği vergileri ertelemesi lazım, vazgeçmesi lazım. Vatandaşa yardımı doğrudan, şirketlere, vatandaşa yardımı doğrudan nakit olarak yapması lazım. Tüm dünya bunu yapıyor. Bizim
hazinemizde, Maliye Bakanlığı da bunu yapmak zorunda. Efendim, bize iletilen bir başka soru da Haber Global kanalından şöyle. MİT kanuna giren bazı suçların düzenlemesine gidildi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuyla ilgili görüşünüz ve duruşunuz nasıl olacak? Şimdi gece yarısı bir önergeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan bu yasadan, infaz yasasından yararlanmayacak suçlar arasına Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanları ekliyorsunuz. Niçin ekliyorsunuz? Şu anda bu suçlardan tutuklu olan gazeteci arkadaşlar var. İnadına tamamen ısmarlama elbise dikerek böyle bir düzenlemeyi yapıyorsunuz. Ondan sonra da gidiyorsunuz sağda solda diyorsunuz ki bu Cumhuriyet Halk Partisi kader mahkumlarını dışarı çıkartmayı istemiyor. Biraz önce söyledim. Kader mahkumlarını dışarıya çıkartma niyetinde olmayan sizsiniz. Adaletle, akılla, hakla, hukukla, vicdanla hareket etmeyerek milletin içine sinmeyecek olan bir yasayı sürekli zorluyorsunuz. Bu yaklaşımlardan bir an önce vazgeçin. Krizi kendi siyasi ihtiraslarınızın önünü açabilmek için fırsat olarak kullanmayın.